Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün patlıcan kebabı yapacağım. Böyle 3 tane patlıcan olsa yetiyor yani. Ev kalabalığına göre de artık. Böyle saplarını keseceğim arkadaşlar. Böyle yapraklarını da keseceğim buralarını. Şu boyda olursa patlıcan iyi olur. Şu biraz uzun galiba, bunun boyunu keseceğim biraz. Böyle saplarını keseceğim. Böyle yapraklarını da alacağım. Böyle ince ince dilimleyeceğim arkadaşlar. Görselliği ve lezzetiyle harika bir yemek arkadaşlar. 250 gram kıymanız varsa 3 tane patlıcanla bir, güzel bir menü çıkarabilirsiniz misafirinize. Böyle yapacaksınız. Şimdi bunları tuzlayacağım arkadaşlar ki tuzlayınca şeklini daha güzel verecek. Şöyle tek taraflı tuzlayacağım ben bunları. Bunlar tuzlayınca yumuşuyor arkadaşlar böyle. Yumuşayınca daha güzel veriyor şeklini. Şimdi patlıcanlarım böyle bekleyecek tuzda. Ondan sonra ben içini köftesini hazırlayacağım arkadaşlar. Patlıcanlarımı burada tuzladım. Şimdi köftesini yapacağım. Köftesi için 250 gram kıymam var arkadaşlar. Bir tane soğan rendeledim. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir tatlı kaşığı pul biberim var. Bir çay kaşığı da karabiberim var. Bunlara katıyorum. Bir çay bardağı da galeta unu isterseniz koyabilirsiniz. Ben bayat ekmek çekiyorum arkadaşlar. Ben bayat ekmeğe koyuyorum. Siz ister galeta unu koyun, ister bayat ekmek çekin. Bunları yoğuracağım böyle köfteme. Köfteleri böyle böyle yuvarlıyorum arkadaşlar. Böyle. Patlıcanım 17 dilim oldu. 17 tane köfte ayarlayacağım böyle. Kaç dilimse ona göre ayarlayın patlıcanlarınızı. Köftenizi ona göre ayarlayın. Şimdi patlıcanları böyle koyacağız arkadaşlar. Böyle. Kürdanla sıkıştırabilirsiniz. Kürdanla böyle ayrılmaması için kürdandan yardım alabilirsiniz böyle. Patlıcanlarımı böyle borcama yerleştirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu kalan boşluklara da böyle patatesleri elma şeklinde doğradım arkadaşlar. Böyle aralarına koyacağım böyle buralarını. İsterseniz böyle biberle süsleyebilirsiniz böyle. Aralarına böyle biber koyup. Ben domatesleri böyle, domatesin küçük olduğu için böyle tüm tüm koyacağım arkadaşlar. Görselliği güzel olsun diye. Görünümü muhteşem arkadaşlar. Arkadaşlar bir yemek kaşığı da domates salçam var. Ben bunu biraz suyla yüzeceğim. 2 bardak kadar suyla. Burada birkaç diş de sarımsağım var. Böyle sarımsağı doğruyorum içine.
bardağı suyla bir yemek kaşığı salçayı iyice özledim arkadaşlar. Şimdi böyle. Böyle bir çay bardağından az da sıvı yağ koyuyorum arkadaşlar. Böyle üzerine gezdiriyorum. Görünümü muhteşem gördüğünüz gibi. Misafirinize ikram edeceğiniz en güzel menü. Pişirme kağıdını ıslattım, yıkadım arkadaşlar böyle. Böyle üzerine kapatıp 200 derecede yarım saat pişireceğim. Ondan sonra üzerine açacağım. 10-15 dakikada kızarmasını bekleyeceğim. Yemeğim pişti arkadaşlar. Görünüşü muhteşem gördüğünüz gibi. Sunumunu yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi görünümü muhteşem, görselliği, lezzeti de bu kadar güzel, muhteşem. Yapıp yemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir menü. Yapar da paylaşırsanız benimle çok memnun olurum arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum yapın, abone olun, abone değilseniz. Kanalımda kalın, hoşça kalın.